Merhaba. Ben de sanırım teknik olarak bir uğraşacağım 2 dakika çünkü görmedi sunumumu. Bir daha deneyeyim. Seçenekler arasında benim kullandığım şey yok. O zaman her şeyi paylaş diyeceğim sanırım. Ben sizi hiç duymuyorum konuşmadığınız için sanırım. Müge'cim, şey bazen tam ekran olduğunda sorun yapıyor. İstersen dosyayı küçültürsen. Tamam, şimdi anladım. Dosyayı küçültmüştüm de Chrome'um tam ekrandı. Belki ondandır. Onu da Evet. şey yaparsan küçültürsen pencere olarak paylaşmak daha iyi. Tamam, oldu. Geliyor herhalde şimdi. Özür dilerim beklettiğim için. Öncelikle biraz renksiz bir sunum. Çünkü hiç görselleştirme yapmak için vaktim olmadı. Sizi görmüyorum. Ekranımdaki bu kara sayfayı görmeyen varsa tohumun hikayesi yazıyor. El kaldırabilir. Bir de şeyi de kapatayım. Gürültüleri de kapatayım olası. Aslında çok kısa tutmak istedim. Çünkü çok iyi bildiğim bir alan değil ve sonraki sunumlar için ve önceki için de heyecanlıydım. Ben tohum konusuna bir tür kültür transferi aslında çipi gibi bakıyorum. Yani okuduğum şeyler beni bu yönde etkiledi. Bazı okuduğum şeyler doğrudan tohumla ilgili olduğu için burada, bazıları genel olarak hoşuma gittiği için. Bu Leguin'den aldığım bu kısım aslında eril güçlerin bir şekilde bütün dünyayı dönüştürme çabası ve arzusunun çeşitli tezahürleriyle ilgili hoşuma gitti. Uygar adam der ki ben efendiyim. Geri kalan her şey öteki dışarıda, altımda itaatkar. Ben sahip olurum, ben kullanırım, ben araştırırım, ben sömürürüm, ben denetlerim. Önemli olan benim yaptığımdır. İsteklerim maddenin var olma sebebidir. Benim geri kalanıysa uygun gördüğüm şekilde kullanılacak kadınlar ve vahşi doğa. Bu aslında aktardığı şekil yerde tam olarak buraya oturuyordu bugün konuşacağımız şeye. Çünkü aslında bugün GDO dediğimiz ya da işte tarımdaki kullanılan tohumun özelleşmesi ya da patentlenmesi konusu doğrudan işte bizim Faust'la birlikte de çokça tartıştığımız işte bilim eliyle ya da insan eliyle doğanın aslında özelleştirilmesi ya da işte herkese ait bir şeyin tapulanması anlamına geliyor. Aslında tohumlar sayesinde biz yaşamı ve içindeki bütün canlılarla birlikte ele alabiliyoruz ve temel insan ihtiyaçları açısından baktığımızda canlılığa zarar vermeden karşılayabilmek için temel ihtiyaçlarımızı tohuma, yani böyle bir gıda aracına ihtiyacımız var. Ve tohum aynı zamanda bereketi ve işte kendini ifade etme eğilimini ifade ediyor ve evrimselleşmiş bir şey olduğu için aslında kendi içinde tıpkı bir çip gibi bir evrim bilgisi taşıyor. Geçen hafta da biraz bahsetmiştik. Bu toplumda tohumda yanlış yazmışım. Bu tohumda geçmiş ve gelecek aynı anda var oluyor anlamına geliyor. Aslında tohumları korumak bu anlamda önemli. Yani hem tarihi anlamda bir kültürel miras, hem de çoğaltmak insanların daha sonra dünya üzerindeki varlıklarını sürdürmesiyle ilgili olarak önemli. Ve tıpkı işte bütün doğal kaynaklarda olduğu gibi işte sürdürülebilirliğin klasik tanımıyla bildiğimiz gelecek nesillere bırakmak ve özgürce değiş tokuş etmek insanların hakkı ve yaşam güvencesi. Tohum deyince işte yerli çeşit diyoruz. Yerli tohum, atalık tohumu bildiğimiz, kullandığımız kelimeler, kavramlar bunlar. Ve genel kriter, dünyada genel kabul görmüş kriter, bu Türkiye'deki yasalarda falan farklı olabilir, çok bilmiyorum. Bir tohumun yerli halk tarafından biliniyor ve 50 yıldan uzun süredir tüketiliyor olması
artık onun kültürel mirası bir parçası haline gelmiş, bir atalık tohum olduğu anlamına geliyor. Aslında ticari olarak çok değerli ya da işte atık ya da işte çöp olarak görülen ve işte ayıklanan bitkilerin tamamı doğal uyum ve çeşitlilik açısından vazgeçilmez. Bugün yapılan endüstriyel tarım aslında tek kültürlü, monokültür denilen şekilde yapılıyor ve işte hiçbir yabani ota dahi izin verilmiyor. Son derece steril şekilde çalışılıyor. Endüstriyel bakış açısıyla yapılan aslında ormancılıkta başlayan bu bir yaklaşım. Çünkü yani yeşil devrimi anlatmaya genellikle bütün çalışmalar orman endüstrisinden başlıyor. Çünkü ormancılıkta da yani kerestenin kalitesi açısından bakılıyor. Tarımda da daha sonra bu yaygınlaşıyor ve aslında sadece değeri yüksek ürünleri yetiştirmeye yönelen bir yaklaşım var. Ve doğanın üzerinde yaşayan canlıların ihtiyaçlarını dikkate almayan bir şey. Burada en çok gördüğümüz şey aslında bütün bu şeyler olurken, değişimler, dönüşümler olurken endüstriyel tarımla ilgili. Aslında hem bir tekelleşme var, az sonra bununla ilgili daha böyle durumu haritalamaya çalışacağım. Hem de buna karşı küçük de olsa direnişler var. Hindistan'daki direnişlerin hakkında çok şey, fazla şey bilmesem de hepinizin duyduğunu düşünüyorum. İşte özellikle çok uluslu şirketlerden biri olan PepsiCo bu bölgede yaptığı pek çok işte tohumların patentlenmesi, işte bunların yerliler tarafından takasının engellenmesi gibi konulara imza atmış durumda. Böyle bir diyagramla karşılaşmıştım. Aslında hani nasıl üretim sürecinin geri dönüşünün nasıl olduğu ve aslında ne kadar çok kazancın çok uluslu şirketler tarafından kazanıldığı ama yerel üreticiye ne kadar az geri dönüşü olduğunu gösteren güzel bir diyagram. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Aslında daha geniş perspektifte 8500 tane türden bahsediyor genel şeyler. Yani bu civarda beslenmede kullanabileceğimiz tohumlar olarak. Ama sadece 8 tür işte bildiğimiz mısır, buğday, patates gibi. Bunlar tarım anlayışında insanların ihtiyaçlarına değil daha çok işte yerli tohumu da reddedip tamamen endüstriyel üretimle üretilebilecek ürünler. Bunun içinde mesela pamuk yok yani gıda ile ilgili olan 8 türden bahsediyorum. Ama tabii ki bir pamuk da aynı şekilde yine endüstrileşmiş türlerden biri. Fikir hakkı haline getiren patentlerden bahsediyor sıkça literatürde. Bir de işte terminatör denilen bir yöntem. Genetik değişiklikler yapılıyor ve işte böceklere karşı tohumun kendisi, daha doğrusu bitkinin kendisi bir ilaca dönüşmüş oluyor. Bu aslında şu demek, daha dayanıklı bakteriler ve işte daha dayanıklı işte parazitler genel anlamda oluşabiliyor. Burada da yine bir Rus bilim insanı var. Ben geçenlerde Kozmos belgeselini izlerken işte orada biz sıkça şeyden bahsediyoruz ya, sizi görmüyorum şimdi ben ekranla konuşuyorum gibi bir garip. Sıkça şeyden bahsediyoruz ya, işte bilimler arası, işte doğa bilimleriyle sosyal bilimlerin konuşmuyor olması aslında Kozmos'un son bölümlerinde de şeyi anlatıyordu. Yani biyoloji, kimya, işte ve uzay bilimlerinin birbiriyle konuşur hale gelmesi ve birlikte çalışır hale gelmesi o kadar yeni bir şey ki belki son 50 yılın ürünü. Ve bunlar aslında birbirinden çok kopuk ve yan yana çalışmıyorlar. Tam bunları anlatırken işte biyoçeşitlilikle ilgili ve işte hani uzayda hayat var mı sorusuyla hareket ediyoruz kafamızın arkasında. İşte hani onun köklerinde biyoloji bilimiyle ilgili Nikolay Ivanoviç'ten bahsediyordu. Kozmos belgeseli ve bu kişinin biyoçeşitlilikle ilgilendiğinden bahsediyordu. Aslında orada da anlattığı gibi antik çağda işte ilk tohumdan ortaya çıktığı ilk yani bu kaltive edilmiş ilk tohumlardan itibaren işte bütün dünyayı gezip tohumları topluyor ve bunları tanımlayıp sınıflandırıyor. İşte en verimlisi hangi koşullarda hangisi olur, hangisi erken filizlenir, hangisi geç filizlenir gibi. Aslında yani bu böyle bir girizgah varken günümüzde aslında biyokorsanlık olarak tanımladığımız işte şunun ya da bunun icadı olmayan bir şeyi patentlemek ve işte insanların geçmişine el koymak ve bunu bir patent altına alıp
diğer bütün canlılar üzerinde ve onların bilgisi üzerinde haksız bir avantaj elde etmek durumu söz konusu. GDO dediğimiz şey çok sık duyduğumuz bir şey olduğu için şimdiye kadar patatesten bile bahsederken adını geçirmedim ama ya, tohum patentlerinin temelinde genetiği değiştirilmiş organizmalar yatıyor. Kısaca GDO dediğimiz. Ve genetiği değiştirilmiş bitkiler verimliliği sanıldığın aksine arttırmıyor. Yapılan pek çok araştırmaya göre. Ve GDO'lu tohumlar az önce de söylediğim gibi süper dirençli parazitlerin oluşmasına yol açıyor. Şimdi bu firmaların adını mutlaka ikisini kesinlikle duyduğunuza eminim. Bir tanesi Bayer, öbürü de BASF. Bu ikisini kesinlikle duymuşsunuzdur. Zaten bunun dışında işte Monsanto gibi işte çok bildiğimiz firmalar mevcut. Biraz buna yaklaşmaya çalışacağım. Çok tanıdık şeyler göreceksiniz. Yani burada buradaki gıda ve işte Monsanto burada. Bu çok zaten hani şey bir hap. Çok birbiri ilişkili. Bu tohumları kullandığınız zaman bu tohumların gerektirdiği kimyasalları, işte fertilizerları da kullanmanız gerekiyor. Burada bir lejandı da var. Çok güzel bir diyagram yani. Çok önemli. Mesela maviler tohum firmaları, kırmızılar dediğim gibi kimya. Şeyler de işte daha çok böyle genetikle alakalı çalışanları yeşile koymuşlar. Hani daha çok teknoloji geliştiren vesaire firmaları koymuşlar. Güzel bir network çalışması diyebiliriz. Yani bir de bunların tabii hani bilim ile alakası. Şurada şu Anadolu'yu siz de görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Yani bayağı dünya çapında bir yapılan bir analiz bu. Şöyle devam edeyim. Burada da aslında yine sektördeki az evvel bahsettiğim aktörlerin piyasayı nasıl domine ettiği ile ilgili bir görselleştirme. Bu agrokimyasal yani tarım kimyasalları firmaları. Bu firmaların ürünlerini kullanmak zorundasınız. Bu firmaların hemen hemen bu firmaların tohumlarını vesaire aldığınız zaman. Böyle daha detaylı okuruz ama benim buradaki oranlar ve yüzdeler benim kafamı çok karıştırıyor. Yani benim ölçekleyemeyeceğim paralar çünkü bunlar. Bir de sürekli gördüğümüz başka bir şey de tarım ve işte şey konusunda artık bu akıllı tarım, işte iklime dirençli tarım. Çünkü iklim krizi öyle derin bir noktada ki aslında böyle süper güçlü tohumlar kullanılması gerekiyor bu değişikliklere dayanıklı olabilmek için. Ve işte akıllı sistemler işte mesela artık geçen Sema'nın katıldığı bir toplantıda şeyden bahsedilmişti. Eskiden çiftçiler köyde yaşayanlar, kırsalda yaşayanlar oluyordu. Şimdi artık kentte yaşayıp tarım yapan da çok fazla insan var. Bu bakımdan hani artık uzaktan müdahale edebilmek, işte benim bir arkadaşım Ayvalık'taki bahçesini uzaktan bir sistemle suluyor mesela, işte böyle aplikasyonu var, giriyor. Hani ölçek olarak uygun bir örnek değil ama hani çok yaygın bir şey ki akıllı tarım diye bir şey çıktı, hayatımızda var bir şekilde. Şimdi biraz daha şey bitiriyorum yavaşça. Geçtiğimiz haftada konuşmuştuk güneşin varken. Aslında Ananias'ın çok yani Türkçe literatürdeki ilk ve en güzel kaynaklar onun ve çok güzel sözleri var. Her zaman güzel bir şey yakalıyorsun. Yani kitabın içinden herhangi bir yeri açtığında çok etkileniyorsun okuduğun şeyden. Şöyle söylüyor aslında kadının rolüyle ilgili burada devam etmek istemiştim. Burada tohumun sesi derken kastettiğim bununla ilgili savunuculuk yapan kişiler. Geçen hafta işte Güneş'in vardı. Victor Ananias da işte Buğday Derneği'nin kurucusu. Aslında kırsal yaşam içinde kadın ve erkek arasında bir denge olduğunu, kadının tohum atan, saklayan, tüketen eşit bir role sahip olduğunu ve tohumun saklayıcısı, koruyucusunun kadınlar olduğunu söylüyor ağırlıklı olarak. Bir yerde de şey okumuştum, işte köle olarak getirilen Amerika kıtasına kadınlar saçlarının içerisine tohumlar saklamışlar ve işte onları kuşaklar boyunca saklayıp bir imkanını bulduklarında kullanmışlar. Çok etkilenmiştim bundan.
Bir de kırsal kalkınma çalışmalarına kadının katılımıyla ilgili de çok böyle şeyler var. Tatuta'yı duymuşsunuzdur. Geçen hafta işte bahsedilmişti galiba kısaca. Ben işte 5 yıldır falan üyeyim herhalde ama gidemedim. Bir türlü bir boşluğum olmadı. Siz de fırsatınız olursa belki hani daha böyle kırsal bölgedeki bir yere gittiğinizde böyle bir şey gözlemlersiniz. Bilmiyorum ne kadar gerçekleşebiliyor şimdi. Kars'la ilgili geçen hafta sormuştum. Burada İlhan Koçulu Açık Radyo'da dinlemiştim. İşte kadın ağırlıklı bir yapıyı tercih ettiklerini anlatıyordu. Aslında ve işte doğayı sürdürme ve kalıcılık anlamında kadınların dürtülerinin daha burada yol gösterici olduğundan bahsediyordu. Bu da güzel bir kaynakta. En son kaynak listemde var. Aslında bir şekilde az evvel bahsettiğim gibi bir emeğe el koyma durumu var. Tabii ki bu bir kültürel üretimin ürünü ama yoğunluklu olarak da kadınların emeğinin ürünü ve GDO kadının deneyimine ürettiği, sürdürdüğü emeğe el koymaktır diyor Abdullah Aysu. Çok çok doğru geldi bana bu yaklaşım. Yani aslında çoğu insanın hemfikir olduğu bir yaklaşım. Aslında geldiğimiz tabloda dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de işte kadınlar, genel olarak da çiftçiler kendilerini patentli bu tohumları kullanma konusunda ikna etmeye çalışan çok uluslu şirketlere gerçek anlamda direniyor ve aslında 2018 yılından itibaren az sonra dinleyeceğiz herhalde ki çiftçileri tohum şirketlerine mahkum eden bir durum var. Bunun olumlu yanları da olabilir, evet. Ama olumsuz yanları olumlu yanlarından sanıyorum daha büyük. Ben tabii bir şehir plancısı olarak böyle düşünüyorum. Neler yapabiliriz tarafı vardı. Şu tohum severin el kitabı Yerli ve Köylü kitabının ön sözünde. Bizim tohumlar için yapabileceğimiz en büyük iş onlara sadakat göstermek. Onları elimizde geleceğimizi tutuyor olmanın getirdiği sorumluluk ile saklamak, taşımak, paylaşmak, takas etmek ve sağlıklı toprakla suyla tekrar buluşturmak olabilir ancak demişti. Çok hoşuma gitti. Böyle umarım bir pencere olmuştur bu kadarcık. Çok teşekkürler Müge. Eline sağlık. Söz almak isteyen var mı ya da hocam siz bir şeyler ilk söylemek ister misiniz? Yani ne söyleyeyim? Şöyle bir şey herhalde zaten bir önceki sunumla yani Urban Bias'la bağlantılı oldu. Sadece şöyle biz kalkınma iktisada ağırlıklı kalkınma ve plan ağırlıklı baktığımız için şöyle bir sınıflandırma var. Sadece onu söylemek istiyorum. Bir ünlü Kuzne eğrisi vardır. Kuzne eğrisi ülkelerin işte kalkınmadaki süreçteki rolünü göstermek için bir grafiktir ve şöyle bir öndeğide bulunur. İşte gelişme süreci milli gelirdeki tarımın payı zaman içinde aşağı düşecektir. Sanayinin payı yükselecektir. Buna biz Kuzne eğrisi diyoruz. Fakat ilginç bir şey tohum konusu gündeme geldiğinde ya da mesela bu tohumdan sonra Urban Bias'ı bir daha düşünmemiz lazım. Çünkü kalkınma ve planlama ekolünde mallar dediğimizde planlama yapılırken şöyle bir sınıflandırma vardı. Bu çok çok önemli. Emek ve sermaye yoğunluğuna bağlı olarak başta dayanıksız tüketim malları deniyordu. En çok emek gerektiren, makinesi az olan, sermayesi az olan alan. Sonra dayanıklı tüketim malları, sonra ara mallar, kalkınma için en önemli olan şey. Daha sonra da sermaye malları. Bu sınıflandırma içinde de tarım ürünü diye bir yer ayrılıyordu. Biz tarımdan bunlara geçecektik. Fakat herhalde son mesela acaba Lipton yeniden çalışsa ne der bu tohum meselesine baktığımızda daha bir kentsel herhalde alanın egemenliği diyebilir. Çünkü ya gidemedim mesela İspanya'da bir toplantıya ben çok da pardon Portekiz'e gitmek istiyordum. Bütün derdim de bu tarımda ileri geri bağlantılara çalışarak tarımsal ürünün kendisinin de artık bir endüstriyel ürüne dönüşme sürecinden bahsedecektik. O zaman da hani artık tarım demin sevgili Müge'nin söylediği gibi girdileriyle
ve çıktı olarak bizim bildiğimiz tarım olmaktan çıktı. Tam anlamıyla belki Lipton'un dediği bir kentin egemenliğine geçtiği için tehlikede orada. Fakat kalkınmacılar hala ısrarla Kuznets eğrisi üzerinden gidiyorlar. O da çok ilginç oldu. Belki bir sonraki çalışmamızda, buluşmamızda belki bir hizmet sektörü çalışırız. Çünkü birden Kuznets eğrisi alt üst oldu. Özellikle Amerika ile Türkiye gibi ülkeler arasında tarım düşüyor. Sonra yavaş yavaş yükseliyor. Bunu Selma ve Umut arkadaşlar daha çok şey yapar. Sanayide düşüş var ama hizmet sektörü inanılmaz artıyor. Ve bu yeni bir dönemin ürünü. Çok çok teşekkürler Müge. Ya, sunuşlardan ve hiç bilmediğim bir konu. Bu özellikle uzaktan kontrol eden tarımsal faaliyet olayı, akıllı tarım üzerine ben de birazcık düşüneceğim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Söz almak isteyen var mı? Sormama gerek var mı? Ben hani okumalarımdan gördüğüm bir şeyden böyle bir ufak not söylemek isterim. Hani bu tohumla ilgili Hindistan'ın tarımsal araştırmaları var. Hani böyle bir şeyleri var. Bir de Brezilya'da tohum ıslahını önemseyen ilk gelişmekte olan bir ülke. Tarım Bakanlığı Tarımcılık Sektörünü ve Üniversiteleri Tarımsal Araştırma Konseyi adına toplamış. Vesaire bununla ilgili böyle Brezilya ve Hindistan'da çalışmalar varmış. Hani üzerinde duruyorlar. Bir not olarak düşündüm. Çok iyi oldu. Yani onu söylemeyi unutmuştum. Çok önemli. Monsanto Brezilya menşeli diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani orada bir iki Monsanto var bir de aynı zamanda karışmasın. Ama orada en çok direniş olan yerlerden biri. Zaten Hindistan'dan çok kısaca bahsetmeye çalıştım. Yani kaynaklarımın çoğu da oradaki aktivistlerin yazdıkları şeyler oluyor genellikle. Orada çok ciddi olarak bu kültürün parçası görünüyor. Çoğu kaynakta da ağırlıklı olarak yani tohuma şey olarak bakılıyor. Yani kutsal bir nedir? Cisim olarak bakılıyor. O anlamda çok önemli Hindistan, evet. Şey, benim de böyle aklıma nahoş bir şey geldi. Hani Müge şeyi anlattın ya. Böyle hani hastalıklı tohumu satıp üstüne bir de ilaç satma olayı. Hani böyle sanki şey gibi, aslında insan sağlığında da benzer. Hani kanser ilacı ve kanserin endüstriyel birçok işte etkenle yayılmasının böyle aslında çok paralel. Sanırım Monsanto değil ama onlar aynı zamanda ilaç da satıyorlar mıydı? Monsanto'nun ilaç sektörü de var sanki. Ya bir tane şey var, belgesel var, onu size yollayayım. Ben bulamadım izlemek için ama belki torrentler bulur. The Seed'di galiba adı, yanlış hatırlamıyorsam. Komple bu sistemi anlatıyor aslında. Ben 5 yıl önce falan izlemiştim de yani kafamda o böyle şey olmasa, framework olmasa okuduklarımdan çok bir şey anlamayabilirdim. O yüzden şey, o hem oradaki şey, bir baloncuklu diyagram güzel anlatıyor. Senin dediğin o ilişkileri ve aynı zamanda Hülya'nın söylediği hani o çıkar ilişkisi ve yereldeki şeyleri, durumları, ki o aynı ağın bir de her birinin ile mücadele eden topluluklar ağı yapılabilir. Bir de işte dediğin gibi yani gerçekten çiftçiler ya da tarım çalışanları bu şekilde sömürülüyorlar emek olarak. En ciddi kısmı da patent. Yani tohumu doğaya ait bir şeye sahip çıkmak. Bu benim demek. Yani o tohumu ondan almazsan da ekemiyorsun da, yani öyle bir durumda var. O tohuma sahip olman da yetmiyor. O, öyle dediğin gibi yani. Ben küçük bir şey söyleyebilir miyim Elvan? Müge'cim eline sağlık. Yine dayanamadım. Yazmakla yetinemedim yine. Ya tabii ki bu konuyla en ilgili olan şeyi söylemeyeceğim. Ben de yaptığı çerçimlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ya çok çok güzeldi. Yani hakikaten bu ders böyle benim her hafta böyle en çok beklediğim şey olmaya başladı giderek. Böyle bitecek diye çok üzülüyorum. İnşallah bitmez. Ya sen biliyorsun zaten ben biraz arkeolojiyle, kent arkeolojisiyle ilgileniyorum ve işte daha önce çalıştığım mesela Göbekli Tepe, yani konu olarak çalıştığım Göbekli Tepe'de mesela işte buğdayın atası Göbekli Tepe'de işte ortaya çıktı gibi şeyler var mesela. Ondan sonra işte 2-3 sene önce Zeki hocalarla gittiğimiz işte şeyde Alacahöyük'te ilkel
nasıl söyleyeyim, ilkel tekniklerle, işte bu endüstri devrimi öncesi tekniklerle tarım yapılmaya çalışıyor vesaire. Biraz böyle senin sunumun da, ben herhalde bu aralar biraz öyle bir düşünme zamanındayım, öyle bir düşünme dönemindeyim. Böyle biraz hani bağlantılar üzerinden, böyle eksenler üzerinden böyle her şey çağrışımlar yapıyor bu aralar. Böyle hani insanı, ya insan ve tohumu beraber düşündüğümüzde gerçekten nereye koyacağımı bulamıyorum şu anda. Yani insanın derdini anlamak zaten çok mümkün olmadı herhalde şimdiye kadar. Yani henüz hiç anlayan olmamış, fakat yani tohum üzerinden insanı düşündüğümüzde yani müthiş çelişkili bin tane perspektif çıkıyor aslında. Bir taraftan az önce işte Elvan'ın çok güzel toparladığı hastalıklı tohumu servis edip onu kullanmak zorunda bırakıp, senin söylediğin gibi yasal olarak, ve sonra da ondan bir İşte kısmen, işte tırnak içinde bir verim elde etmek için bunun ilacını pazarlamak ve bunu aslında aynı aktörlerin yapıyor olması. Bir taraftan yine insan dediği şeyin en ilkel koşullarda tarımla haşır neşir olmaya çalışması. Bir taraftan akıllı sistem diye bir şeyin girmesi inanılmaz bir şey yani. Ve bunların hepsinin sadece tohum üzerinden tartışılabilmesi. Evet. Yine yani çok şey söyleyip hiçbir şey söylemedim. Söyle canım. O kadar çok önemli ki ben şey, bu Çatalhöyük'ten de bahsetmek istedim. Çünkü yani bu tohum, aslında unuttum, işte çip bulmak gibi yani, bir arkeolog için bir tohum bulmak sanki bir çip bulmuşsun gibi mesela o. Çünkü oradaki bir sürü genetik bilgi, işte bahsedemediğim Kars'la ilgili yine Kavulca ya da işte diğer bir sürü yakın zamanda ortaya çıkarılmış kültürel şey, hazine. Çok önemli. Keşke biraz arkeoloji bilgim olsa ve onunla birlikte çalıştırsaydım. Güzel bir şey olur, ikili olur hakikaten. Yani arkeoloji ve gıda konusunda çalışanlar muhakkak vardır. Öyle. Teşekkür ediyorum herkese. Ben bir şeyi merak ediyorum ama yani belki hani sen bilmiyorsundur, başka birileri şey yapabilir. Hani atalık tohum takas ediliyor ya, satılmasındaki sakınca nedir? Hani onu da bir meta haline dönüştürmek mi sakıncalı, ya da hani satılması belki daha kolay yayılmasını sağlar mı? Çünkü bir şekilde yasal olarak bazı endüstriyel tarımların zorunlu tutuyor olabilirler ama belki öteki türlü tohumla ekim yapmak isteyen de ya kaynağını bilmiyor olabilir, ya bilemiyorum ulaşamıyor olabilir, ya da yöntemini bilmiyor olabilir falan. Hani o ondaki gerçek zarar nerede acaba? Sadece takası şey olma. Geçen hafta Sema cevaplamıştı biraz, yani cevap olabilecek bir şeyler söylemişti diye hatırlıyorum. Onun sonunda zaten geçecektir ama ya atalık tohum kullanmak şey gibi aslında, yani ölçek olarak baktığında işte mahalledeki bir teyze öyle eksin ne var ki diye biliyorsun, ama sanırım bu şey ölçekte, küresel ölçekte bir şekilde bir hastalık işte birden yayılıp işte bütün o sene buğday hasadı alınamamasıyla falan korkutuyorlar insanları. Ama şeyini bilmiyorum, hani daha devletler nezdinde gıda politikasındaki savunularını bilmiyorum. Eminim hani benden daha güzel cevaplar. Ben işte şey hassasiyetlerle, doğa hassasiyetleriyle konuştum ama sanırım daha güzel cevap gelir diye tahmin ediyorum. Teşekkürler. Sorusu olan, yorum yapmak isteyen. Şöyle bir, ben de bir katkı sunayım. Yani aslında sunumda da var. Ben biraz böyle birkaç şeyle anlatmaya çalışacağım. Ama spesifik olarak tohum üzerine yok. Yani o sunumda tohumun, endüstriyel tohum kullanılması ile ilgili bir şeyi, bir noktası tam da senin Müge'nin söylediği gibi ekolojik kaygılar söyleniyor. Ama yani sen sorduğun soruyu şöyle anlıyorum. Yani ana akıl neden bunu destekliyor ve bütün bu politikalar nasıl güçlenip bu kadar hakim politika haline geldi diye bir kaygıyla sorduğunu düşünerek söylüyorum. Çünkü verimlilik asıl şey burada. Yani sistem için verimlilik çok önemli. Ve atalık tohumların şimdi tohum takası şöyle olmuyor yani. Sen 3 tane tohum alıp da mısır, o 3 tohumu ekeceğim ve mısır çıkacak, öyle bir şey. Yani tohum almak, takasını yapmak için işte belli mesafelerden alıyorsun, onları harmanlaman lazım, işte belli ürünü alıyorsun falan. Yani aslında tohum takası da biraz meşakkatli bir şey ve onun üretimi de, oradaki verimliğin, toprağın kalitesi bilmem ne, bilmem, bir sürü şeyin girdisiyle bakılıyor bu tohuma. Yani tek başına tohuma bakılmıyor. Toprağa falan da bakılması lazım. Bunlar teknik meseleler elbette. Ama merkezinde verimlilik var.
Yani verimli olması ve tohumun, şunu da söylemek lazım, bunu anlatınca insanlar daha şey oluyor, basit. Bir biberi üretebilirsiniz. Yani yeşil biber çok kolay çıkan, üretilen. Çok kolay demeyeyim de yani hani görece diğer şeylere göre daha kolay. Ama biberin belli ölçülerde, belli büyüklüklerde bir kavanoza sığacak büyüklükte olması lazım. Çok uzun olursa olmaz, kısa olursa olmaz, bilmem ne olursa olmaz. Bu üretimi sağlayabilmesi için yani o tohumla ve daha uzun süre kalacağı bir verimlilik anlayışı var. Yani verimlilik dediğim sadece sayısal anlamda bir verimlilik de değil. Yani endüstriye uygun olan bir verimlilikten bahsediyorum. Böyle böyle şeyleri var açıkçası. Yani tohum çünkü bir başlangıç. Müge çok iyi, yani hem Müge hem de Zeynep'in sunumları çok iyi oldu. Bir başlangıç aşaması için de kritik bir nokta. Her şey oradan başlıyor zaten. Her şey demeyeyim ama yani herkes şey diyeyim. Umarım soruna yani biraz cevap olmuştur. Teşekkürler.